geçiriliyor. Şimdi bakın o görüntülerde rahmetli Bülent Ecevit'in ne kadar zor durumda olduğunu, nasıl aslında acı çektiğini görmek gerekiyor. Daha sonra Bülent Ecevit benim daha önce televizyon kanalında bulunduğum televizyon kanalında programa katıldı ve dedi ki ben hayatımın en büyük pişmanlığını bana dayatılan o ismi kabul etmekte yaşadım. Hayat boyu bunun vicdan azabını çektim. Birinin gönderilip 57. hükümetin ona teslim edilmesinin vicdanını hayat boyu çektim. Ve ben ülkenin başbakanı olarak o kişi Amerika'ya gittiği zaman 10 gün kendi bakanıma ulaşamıyordum diyor. Rahşen Ecevit, Bülent Ecevit programa çıktılar ve bunu anlattılar. Hala da bantlarda, arşivlerde var. İsteyenler de bulabilir. Şimdi o görüntüleri bakın izleyelim. Nasıl Sayın Ecevit'in aslında yüzünde acı var. Dünya Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden Sayın Kemal Derviş'in hazineden sorumlu devlet bakanlığına atanması ile ilgili kararname imzaya açıldı. Ulusumuza hayırlı olmasını dilerim. Sayın Kemal Derviş'in ekonomik konularda ve uluslararası ekonomik ilişkilerde zengin bilgi birikimi ve engin deneyimi vardır. Yurdumuzdaki çalışmalarında da çok başarılı olacağını biliyorum. Biliyorum. Tekrar kendisine başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu arada Devlet Bakanı Sayın Recep Önal Devlet Personel başkanlığını üstleniyor. Merkez Bankası Başkanlığına da Başkan Yardımcısı Sayın Süreyya Serden Geçti atanıyor. Hazine Müsteşarlarına Müsteşar Yardımcısı Sayın Ferhat Emir. Evet, görüntü orada Sayın Ecevit öncelikli. Yanındaki şahıs da kolları böyle arkadan bağlanmış. Dikkat ettiniz mi? Ecevit'in açıklamasını bekliyor. Şimdi bu insanları, oradaki gelen şahsı onu bunu eleştirmek için değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin düşürüldüğü zaafı göstermek için bu görüntü. Bunu anlayabilmek. Yani bugün bu